Allah-u Teala hayvanları insanların hizmeti için ve işlerini kolaylaştırmak için yaratmıştır. Ayrıca insanı diğer canlılardan ayıran özelliği akıllı olmasıdır. İnsan hayvanlara karşı şefkatli olmakla, onlara eziyet etmekten kaçınmakla ve onları Allah-u Teala'nın razı olacağı şekillerde kullanmakla mükelleftir. Ancak bu kadın köpeğiyle iğrenç bir şey yaptı ancak sonu gerçekten korkunç oldu. Bu kadın ve kocası evlendikten sonra bir şehirde birlikte yaşamaya başlamışlardı. Ancak 3 senelik evliliklerine rağmen Allah onlara bir evlat nasip etmemişti. Adam bütün gün çalışıyor ve evine gece dönüyordu. Kadınsa evde tek başınaydı ve çok sıkılıyordu. Televizyonda insanların hayvanları nasıl eğittiği ve evcilleştirdiğini izlemişti. Onun yalnızlığını arkadaşlık ederdi diye düşündü. Ancak kocası bu fikirden pek hoşlanmamıştı. Kadın bu isteğini her söylediğinde adam tekrar tekrar itiraz ediyordu. Bir gün adam eve geldi ve şehir dışında 3 ay sürecek bir iş teklifi aldığını söyledi. Evden uzun süre ayrılacağı için karısının bu yalnızlıkla sıkılmasını istemedi ve ona evcil bir hayvan alabileceğini söyledi. Kadın bir yavru köpek sahiplenmeye karar verdi. Adam yolculuğa çıktı. Kadın yavru köpekle vakit geçiriyordu. Tıpkı küçük bir bebek gibi ona süt içiriyor, onu yıkıyor, temizliğiyle ilgileniyordu. Böylelikle 3 ay geçmişti. Ancak kocası bir gün telefonla arayıp işinin 6 ay daha uzadığını söyledi. Ancak karısı çok da fazla üzülmedi. Çünkü artık onunla birlikte keyifle vakit geçirdiği bir küçük köpeği vardı. Ayrıca kocası geldiğinde onu köpekten kurtulması için zorlayacağını da biliyordu. Zaman geçtikçe yavru köpek büyüdü ve yetişkin bir köpek oldu. Ancak köpek bazen garip davranışlarda bulunuyordu ve garip sesler çıkarıyordu. Kadın köpeğinin hasta olmasından korktu. Köpeği alıp bir veterinere götürdü. Veteriner ona köpeğinin sağlıklı olduğunu ancak artık başka bir köpekle çiftleşme vaktinin geldiğini söyledi. Kadın köpekle birlikte eve döndü. Ne yapacağını bilmiyordu. Kocası asla eve başka bir köpeğin gelmesini kabul etmezdi. Ayrıca köpeğin gebe kalıp bir sürü yavru köpekler doğurmasını hiç istemezdi. Yine de durumu ona anlatmaya karar verdi. Akşam olduğunda kadın kocasını aradı. Köpeğinin bir eşe ihtiyacı olduğunu söyledi. Adam çok sinirlendi ve köpekten kurtulmasını söyledi. Evinin köpek bahçesine dönmesini istemiyordu. Kadın ağlamaya başlayınca adamın da kalbi yumuşadı ve ona başka bir çözümün daha olduğunu söyledi. Köpeği veterinere götürüp kısırlaştırmasını yani köpeğin rahmini aldırmasını söyledi. Ondan sonra artık çiftleşmek istemeyecekti. Kadın bu fikri beğendi. Kendinden başka bir şeyi düşünmedi ve sırf köpeği yanında tutabilmek için onu kısırlaştırmaya karar verdi. Hemen veterinere gitti ve köpeği kısırlaştıracağını söyledi. Köpek sahibine hüzünle bakıyordu. Sanki ona ne yapacaklarını biliyor gibiydi ancak kadın bunu önemsemedi. Ameliyat gerçekleşti ve kadın köpeğin anne olma hakkını tamamen elinden aldı. Günler geçti, kocası seyahatinden döndü. Eve geldiği gibi de ilk işi karısına köpekten kurtulmasını söylemek oldu. Kadın da itiraz edemedi. Köpeği götürüp bir hayvan barınağını terk etti. Dönüş yolunda arabası bir ağaca çarptı. Kadını hemen hastaneye götürdüler. Geçirdiği kaza sonucu rahmi büyük hasar görmüştü ve tamamen akınmak zorunda kalmıştı. Kadın uyandığında ona bu durumu anlattılar. Kadın ağlamaya başladı. Aklına veterinere götürüp rahmini aldırdığı ve anne olma hakkını elinden aldığı köpeği geldi. Sanki Allah-u Teala onu o zayıf ve çaresiz hayvana yaptığı şeyden dolayı aynı şekilde cezalandırıyordu. Ayrıca kocası da onu terk etmişti. Çünkü artık çocuk doğuramayacaktı. Tekrar ağlamaya başladı. O nasıl köpeğinden kurtulduysa kocası da ondan kurtulmuştu işte. Hastaneden çıkıp hayvan barınağına gitmek istedi. Köpeğini bulup ona sahip çıkacaktı. Ancak köpeğini bulamadı. Barınağı bıraktığı gün zavallı köpek ölmüştü. Barınağın bekçisi, "Sen onu bırakıp gittiğin gün senin arkandan o kadar çok ağladı ki terk edildiğini anlamıştı. Burada bulunduğu sürece de hiçbir şey yemedi. Sonra da zaten öldü. Kadın yaptığından dolayı büyük bir pişmanlık duydu. Kocasına itiraz edip köpeğine böyle bir zulmü reva görmeyebilirdi. O da bir canlıydı. Onun da hisleri vardı. Köpeğinin ölümünde kendisinin de suçu olduğunu biliyordu. Bu pişmanlıkla perişan olmuştu ancak iş işten geçmişti. Allah'ın ona emanet ettiği zavallı bir hayvana iyi davranmayarak emanete hıyanet etmişti.